Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbetli Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı cumalar diliyorum. İnşallah avuç içlerimize biriken dualarımız kabul olsun. Allah cümlemize hayırlı cumalar nasip etsin inşallah. Ve bugün hepimiz oruçluyuz, niyetliyiz inşallah. Rabbim oruçlarımızı, yaptığımız ibadetlerimizi, namazlarımızı, çektiğimiz tesbihleri, tövbelerimizi kabul etsin diyorum. Bugün orucun birinci günü, evet. Gerçi ben arkadaşlar perşembeden çekiyorum. Bugün perşembe ama cuma gibi hissettirmeye çalışıyorum size. Öyle yani. Bizler evlerdeyiz yine, çıkmıyoruz. Birden şaşırdım ne diyeceğimi. Bizler evlerdeyiz yine. Çocuklar içeride oturuyor İfnur dersinin başında. Ve iftar olmadığı için arkadaşlar ben bugün iftar yemeği yapmayacağım. Ama sahura kalkacağız. İnşallah Allah kısmet ederse. Normal yine biz bu akşam yemeğimizi normal akşam yemeği olarak yiyeceğiz inşallah. İftar yemeği hazırlamayacağım yani onu demek istedim. Ama inşallah bu videolarımda ara ara iftar yemekleri size vereceğim. Elimden geldiği kadar da günlük iftar yemeği paylaşacağım arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey, ben iftarda ne yapıyorsam onu paylaşacağım. İftar için özel yemekler yapmayacağım arkadaşlar. Veya yanlış anlamayın, sizler izliyorsunuz YouTube'da video çekiyorum diye de özel yemekler yapmayacağım. Evde pişirdiğim bulgur, bulamaç neyse onları pişirip sizinle paylaşacağım. Allah bereketini versin. Rabbim cümlemizin sofrasına Halil İbrahim bereketi versin diyorum inşallah. Onu da hatırlatayım. Ve bana Instagram'dan olsun, YouTube üzeri olsun çok yorumlar geliyor. Abla lütfen Ramazan'da yapacağın veya yaptığın alışverişini paylaşır mısınız? Arkadaşlar yalan olmasın. Hani derler ya kulun bildiğini, pardon Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım? Ben Ramazan alışverişi yapmadım. Evimde çok şükür Allah'ıma binlerce şükürler olsun her şeyim var. Eksik olan şeylerimi de gündelik olarak gidip alıyorum. Kıymam, tavuğum, etim, her şeyim var arkadaşlar. O yüzden Ramazan alışverişi yapmadım. Allah'ım kabul ederse zaten sofralarımız, özellikle de Ramazan sofralarımız bereketli oluyor. Yok şunu da yapayım, yok bunu da yapayım. Bir bakmışsınız ki bir sürü sofra doluyor yani. Donanıyor. Dediğim gibi Ramazan bereketiyle geliyor arkadaşlar. O yüzden ben alışveriş yapmadım, onu söyleyeyim. Evimde ne varsa onları pişireceğim. O yüzden alışveriş videosu gelmedi, gelmeyecek de. Bir de bana oruç tutuyor musun diye çok sorular geliyor. Oruç tutar mısın, tutuyor musun gibisine. Hayır arkadaşlar, ben yeni nakil aldığım için oruç da tutmuyorum. Çünkü benim devamlı süreklediğim su tüketmem lazım. Ama kefaretini veriyorum arkadaşlar Allah'ım kabul ederse. Dediğim gibi bol su tüketmem lazım. İlaçlarım var. Günden güne ilaçlarım değişiyor. Dozları artıyor veya öğlen kullandığım ilacım var. Zaten bu kurban olduğum Allah'a da malum. Hastalara oruç tutmak hani farz değil. Biliyorsunuz sizler de. O yüzden tutmuyorum arkadaşlar. Bunu da buradan cevaplamak istedim. Çünkü çok yorum alıyorum Instagram'dan. Böyle yani. İnşallah o soran arkadaşlar beni izliyordur. Böyle bir açıklık getireyim dedim. Bugün yemek yapmayacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü dünden yemeklerim duruyor. Paprika dolması yapmıştım. Biber dolması yapmıştım sizinle. İzlediniz o videoyu. Ve mercimek çorbam duruyor. Dolmam duruyor. Azıcık börek yapmıştım. O duruyor arkadaşlar. O yüzden bugün yemek yapmayacağım. Yanına yine domates, biber, soğan, çay, peynir, zeytin koyup öyle inşallah akşam yemeğimiz olacak. Öyle düşünüyorum. O yüzden yemek yapmayacağım ama sizinle bugün kızımla beraber inşallah pasta yapacağız. İlknur çok istedi. Anne dedi bugün bir pasta yapalım dedi. Sonuçta hani oruca, Ramazan'a bir gün kaldı. Pasta yapalım. Bugün yiyeyim dedi. Çünkü arkadaşlar geç açılıyor oruçlar. Burada sanırsam 9'a yakın olması lazım. İftar saati 9'da olması lazım. Geç açıldığı için zaten fazla bir şey tüketemiyorsunuz. Çünkü geç saat. Ve o saatten sonra da üzerine tatlı bir şey yemek biz
istemiyoruz gerçi daha doğrusu. Yiyenler vardır, saygı duyuyorum. Bizler üzerine işte sütlü açlı tatlı şeyler çok nadir tüketiyoruz. Yani bir tabak çorbayla elhamdülillah doyuyoruz. O yüzden İlknur dedi anne bugün pastayı yapalım, yiyelim, oturalım. Tamam kızım dedim, benim için de uygun. Kızımla beraber size bir pasta tarifi vereceğiz inşallah arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Hadi gelin şimdi hep beraber pasta yapımına geçelim inşallah. Evet, selamünaleyküm. Şimdi ben yine geldim. Ben İlknur bu arada. Resediniz biliyorum beni. Çok yorum aldım. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Şimdi annemin anlattığı gibi ben bir pasta yapmak isteyeceğim. Nasıl bir pasta yapmak istediğimi ben de tam olarak bilmiyorum. Ya şu pasta düşünüyorum ya. Nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi iki tane yumurta kırdım. Bu arada hayırlı cumalar diliyorum. Ne güzel işte tam da cuma gününde Ramazan'ın ilk günü denk geliyor bize. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Kolaylık amin. Versin size. Hele çalışanlar için. Cümlesine amin. Tabii ki ne kolay değil. Şimdi galiba karantinede daha da bir zor olacak. Çünkü hı-hı. Sen hep evde olduğu için daha çok insanın canı sıkılıp hani dışarıda o zaman yine sen bir geziyor. Zaman vakit geçirebiliyor. Hı-hı. Ama evde galiba biraz daha zor olacak. Rabbim kolaylığını verir inşallah kızım. Aynen. Ve i̇şte hem cuma hem orucun birinci günü Rabbim kabul etsin tüm dualarımızı inşallah. Amin. Bütün yaptığımız ibadetleri Allah kabul etsin. Amin. Günahlarımız da affeylesin tabii ki ne de. Amin. Amin inşallah kızım. Takipçilerimin yerine, ablaların yerine ben amin dedim. Şeker. Bir bardak annem doldurdu. Annem her şeyi hazırlamış bile. Evet. 200 gram şeker kızım lütfen. 200 gram şekermiş. Annem öyle diyor. Şimdi bunu da güzel bir mikserden geçireceğim. Ama öncelikle karıştırıyorum. Birden uçmasın diye. Keşke onu versene bana, üstüm beyaz ya. Önlük mü istiyorsun? Ya. Şimdi benim tişörtüm beyaz ya. Yeni de giyindim. Şimdi ben biliyorum ben üstümü hep kirletiyorum. Kirletmeyi çok seviyorum. Hülya ablam gönderdi örnek. Sık onu bak yukarı doğru geliyor. So, şimdi böyle güzel bir köpürttüm bunu. Çok güzel gözükmüyor ama bence enfes. Yumurta güzel, çok yumurta çok güzel kokuyor. Yumurta çok mu güzel kokuyor? Dalga geçtim bana. Yumurtanın kendine has tuhaf bir kokusu var kızım. Bir bardak süt. Çok ay, yukarı çıkıyor. Bir bardak süt. 250. 200 mili. 200 mili. Ups. Gözüktün mü? Ömer'in dün yaptığı şey gibi. Ha, var mı? Yarım bardak. Çok yarım bardak tutuyor. Sıvı yağ. Ne kadar bu? 100 milim diyelim. Hı hı. Onu da ilave ediyorum. Çalkala. Neyi çalkalayayım? Şeyi kısım. Asu. Aa, yumurtası çok güzel kokuyor. Kızım o kokan vanilya yumurta güzel kokmaz ya. Nerede vanilya var anne? Burada bak açıyorum ben. Nasıl tutayım mı şimdi bunu? Yok tutma. Bu neydi bu? Neydi bu? Neydi bu? Neydi? Elistir mi ne diyorlar kimi göre? Ama ben süzgeç diyorum. Tut bir. Annem benim gibi beceriksiz. Bak gördünüz mü? Buraya doldurdum. İlknur tamam. Çok mu koyayım? Hani bak bunu sen yaptın, ben yapmadım. Hı.
tane kabartma tozu, bir tane de vanilya şekeri. Ne kadar un koydun? 2 bardak da un arkadaşlar. Kaşığı verseydin. Olmuyor, kaşığı veremiyor. Şunu yapacağım. Kaşıkla beceremedim. Şimdi yine elimle yapıyorum. Ya işte kakaolu yapacaktık. Kakaolu yapalım değil mi? Yani çünkü ben şey hayal ettim, yani düşündüm. Keki kahverengi olsun dedim. Hı-hı. Çünkü sosunu vanilyalı sos, beyaz krem şanti kullanacağım için. Güzel olur. Aynen, güzel bir renk olur bence de. Aynen. Tamam. Şimdi bunu da güzel bir karıştırıyorum. Güzel kokuyor. Cidden. Hmm. Birazdan bunu şeyine tabağına yiyeyim. Ya şu an bütün kelimelerini unuttum ya. Aman ismini de unuttum. Borcam. Form. Forma koyacağız aynen. Ne diyeceğimi şimdi. Ha. Bunu koyduktan sonra kaşıklar benim. Şunu alayım. Borcam, yağlı kağıt yerleştiriyoruz. ...180 derecelik arkadaşlar, sıcak fırına koyacağız onu. 1, 2, 3. Arkadaşlar bizler keki fırına verdik. Şimdi güzelce pişsin, kabarsın. İlknur kekin yüksekliğine bakacak durumuna. Ya 3'e keserim anne dedi ya da 2'ye. Arasını dolduracak. Azıcık da çileklerimiz vardı. Bakalım nasıl bir pasta çıkacak. Hiçbir yerde okumadık arkadaşlar bu tarifi. İlknur kendi tarifiyle yapıyor yani. Bakmadan yaptık hiçbir yere. Böyle uydurmasyon bir şey olacak. Öyle sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir kamerayı açayım dedim, karşınıza geçeyim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hani eskiden derdik. Ben de derdim. Ah nerede o eski Ramazanlar? Esasında şimdi o kelimenin tam zamanı arkadaşlar. Nerede eski Ramazanlarımız, nerede eski bayramlarımız? Bundan bir haftaya kadar veya 4 hafta öncesine kadar hep derdik ki şu koronavirüs ortadan kalksın ve inşallah Rabbim bizleri Ramazan'a ulaştırsın diye dua ediyorduk. Ama arkadaşlar Ramazan'a ulaştık, çok şükür Rabbime, binlerce defa şükürler olsun. İnşallah oruçlarımız, ibadetlerimizi de yapacağız Allah'ın izniyle. Allah'ım kabul etsin. Ama ne oldu? Eski Ramazanlar, eski bayramlar derken şimdi arar olacağız. Çünkü iftar yemeklerimiz yok artık. Arkadaşlarımızı, komşularımızı, eş dostumuzu çağıramayacağız. En yakın mesela gelini, çocukları olanlar, torunları olanlar var. Onlar nasıl olacak bilmiyorum. En zoru da o. Dediğim gibi çevre, mesela iftarlarda çevrede konu, komşu, akrabalar çağrılırdı. Şimdi onlar da yok arkadaşlar. Peşin sıra bayramımız gelecek inşallah. Allah kurban oldum, Allah Ramazan bayramına da ulaştırsın bizi. Ama acaba o nasıl olacak bilmiyorum. Yine böyle sessiz sedasız mı geçecek? Hakkımızda hayırlısı. Arkadaşlar inşallah bu virüs biter. Esasında şey demişlerdi, hani sıcak olursa, sıcaklar olursa gider diye bir söylenti vardı ama daha da ilerliyor. Gideceğini de hiç sanmıyorum, bilmiyorum ya. Hakkımızda hayırlısı. Burada okullar hala kapalı. Ömer gitmiyor ama İlknur'un okulu açılacak herhalde arkadaşlar. Dediğim gibi İlknur meslek yaptığı için hem okul hem hastane, ikisini bir arada götürüyor. Meslek lisesi oluyor sanırsam. O yüzden burada şimdi okul zamanı, evde online çalışıyor.
Ama öyle bir bilgi gelmiş Merkel'den, okullar açılacak diye. Şimdi biz de tedirginiz arkadaşlar. Nasıl olacak bilmiyorum. İlknur evde çalışsak daha iyi olur diyor. Ama evde de okul gibi olmuyor. Benim hoşuma gidiyor. Neden? Daha rahat dersimi yapıyor. İçin rahat hiç değilse. Ya evdeyim yani. İlknur diyor Ama ki dinleyerek yapıyorum. evde yapsak daha iyi diyor. Çünkü hiç değilse tedbirimizi alıyoruz. Evdeyiz. Geçen de demiştim bir konuşmamda. Yani bir sınıfta en azını söylüyorum. Yine bir 10 kişi olur bence. O 10 kişiden de Allah korusun. Yani ne kadar mesafeyi de korusan arkadaşlar, okul dediğin kapalı bir alan, açık alan değil. Bilmiyorum. Hep tedirginlik var. Dediğim gibi takdir Allah'tan, tedbir bizden. Hala da bırakmıyoruz tedbirimizi elimizden. İnşallah bakalım sonumuz ne olacak. Dünya kötüye gidiyor. Bilmiyorum. Her yerde bir şeyler çıkıyor. Dediğim gibi kesinlikle televizyon, haber programı hiçbir şey bakmıyorum arkadaşlar. Baktıkça psikolojim bozuluyor. Seyretmiyorum ve açmıyorum da. Dediğim gibi YouTube'dan arkadaşlarım var. Onların birkaç videolarını izliyorum. Tamam, yetiyor benim için. Zaten biraz da rahatsız olduğum için bol bol dinleniyorum. Uzanıyorum, yatıyorum. Bol bol dinleniyorum yani. Haberlere de baktığım zaman iyice pıttırıyorum. O yüzden bilmiyorum. Bakalım. Öyle arkadaşlar, kekten güzel kokular geliyor. Ben şu keke bir bakayım. Bakalım nasıl oldu. Evet, şimdi kekimi fırından çıkardık. Şöyle görünüyor. İstediğim gibi tabii ki de kabarmadı ama tadı efsane. Şuradan üstten kenardan biraz yedim. Yedin mi? Evet. İyi yaptın, olsun, afiyet Çok olsun. güzel tadı var yani cidden. Aslında ben üçe bölmek istiyordum. Mümkün değil. İkiye bölmek zorundayım. Ama sonra annemden düşündüm ki şunun orta kafasını almaya. Yani bu beyni. Tencere kapak gibi. Ondan sonra onu işte çıkaracağız. İçine çileklerimi doğrayacağım. Sonra puding yapmıştım. Soğuk puding. Burada gözüküyor mu? Onu koyacağım. Üstüne de çileklerin üstüne krem şanti yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Birazcık da şöyle çilek koyar mıyız bilmiyorum. koymayacağım. Bilmiyorum. Tamam, hadi bakalım. Sonra bunu Şafran oldu. çıkardığımızdan sonra bunları tabii ki de üstüne böyle şey yapacağız. Üfürüyorsun, ne diyorsun Üfürlenecek. Köstebek pasta gibi olacak. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. İlk gün şunu alalım mı? Kağıdı. Alalım mı? Dur, kalıplıyken alalım. Sonra dolanır. Aldığım parçaları şuna koy, içinde üfleyelim kızım, anladın mı? Dibini çok alma, yırtılır ilk nur. Yok. Tamam. Dibi Hayır, gözükmüyor. inceltme. Tamam, çok inceltme. Biraz da şurayı. Devir kızım içini. Yok, paylaşacağım. Yani çoğu zaten çalışıyor şu an. Zaten dünya krizi. Çileklerin için böyle diziyorum. Aynen anlattım onu ben şimdi. Pastayı çok severim. Evet, İlknur dedi. Hani dedin ya İlknur, sabah ne dedin? Ne dedim unuttum. Anne illa yapalım bugün yarın, Aslı hani aynen yapalım oruç da oldu mu? akşam yiyelim dedim. Kahve yapmıştım bir de. Tiramisu koymuştum. Öyle mi? Ha, ya. ilk videonun muydu senin? Aynen kameraya kendimi tanıttım. Eczanen bitti mi şimdi senin? Şimdi aynen şimdi bu şeyi yapacağım. Okey. Peki. Şimdi üstüne koyacağım. Ben de etrafı sileyim. Almanya'da pasta yemek zaten mümkün diye sonra Türkiye'ye gidiyorum. Sevinerek diyorum ki Türkiye'de pasta yiyeyim. Böyle gözüküyor pastam. Şu an kendimi de göstermek için böyle pasta yanında ama göstermeyeceğim. Keselim mi onu? Yani daha çok erken dayımışım. Öyle mi? Kapağını kapatalım o zaman, dinlensin biraz. Buzdolabına koyar sonunda. Şöyle kilidini kapatmayayım.
Evet, şimdi gördüğünüz gibi benim pastam burada bitti. Biraz dinlendim. Kahve yaptım. Bir bardak kahve tozu. Kendimiz bu kahveyi yaptık. Yok Üçündeki. yani. Şimdi pastayı keselim. Bismillah diyelim. Şöyle bir başlayalım. Ben de ilk defa görüyorum pastayı. Evet, burada kestik gördüğünüz gibi. Anne onu görmedi. Çok kalın, şöyle böleyim. Bu çok kalın, daha kalın ama kesiyorsun. Sonra Aha, bize böldün. yeter. Şu an biz evde 3 kişiyiz. Yani kardeşim Hüseyin evde de ama o yatıyor şu an. Biz de şimdi çıkartalım. İnşallah. Allah'ım. Yere dağılacak. Allah'ım. Rezil etme beni. Bu da ne? Sağ ol, bir dakika. 3 dakika. Aha. İçinde ne varmış? Sürpriz. Kırmızı elma içinde var. Aynen, kırmızı elma var içinde. En iyisi biz yeni mutfak alalım. Dün ben kirlettim, sen kirlettin. Ama bu da çıkmıyor ki. En söyle üstüne. Aha, burası fena gözüküyormuş. Şunu şöyle üstüne koymalıyız. Elimi gene doldurdum. Şey olmaz. Şöyle alırız. Bu da bize değil mi? Bunun hepsi. Ay, şu gidiyor. Gitme. 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 Aynı bana benzedin. Şöyle alayım çünkü çok hasta. Ay, gidiyor, vallahi gidiyor. Gitme diyorum sana. Sen bir gün bana güldün, şimdi aynısı sana oluyor. Ben gülmedim sana. Kapı attım. Aynısı. Güzel gözükmüyor ama Allah, korkuttun beni bana. tadı önemli değil derler ya. Tadı önemli. Görünüş önemli değil, pardon. Görünüş Suyu. önemli değil. İşte. Suyumu dökeyim. Ben soğuk süt içecektim. Soğuk sütüm burada. Bunu yarı soğana koyayım. Normalde terliğinden düştü. Güzel gözükmese bile. Tadı güzel. Nereden biliyor? Ben yaparsam güzel olur. Tamam, o zaman sonra yine görüşürüz. Size afiyet olsun. Arkadaşlar, İlknur'un yaptığı pasta güzel oldu. Yani Şöyle. görünüşüne bakmayın, cidden çok Evet, efsaneymiş. tadı güzel oldu. Cidden güzel oldu. Ders çalışıyor İlknur tabii ki. Biz de şimdi Ömer'le beraber pastanın tadına bakacağız. Ben baktım. Cidden güzel ve yumuşak olduğu için şöyle arkadaşlar. Cidden güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Hem de hafif bir pasta oldu arkadaşlar. Çok hafif. Onu da söyleyeyim. Ramazan aylarında iyi olur yemekten sonra. Zaten geç saatte açılıyor biliyorsunuz iftar. Tavsiye ederim. İsterseniz yapın arkadaşlar. Al oğlum, sen de çekeceksin. Tamam. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz arkadaşlar. Hepimiz diliyoruz. Değil mi çocuklar? Aynen. Herkese hayırlı Ramazanlar. Aynen. Tuttuğumuz oruçlarımız, dediğim gibi yaptığımız ibadetlerimizi Rabbim kabul etsin inşallah. İnşallah nice nice Ramazanlara eriştirsin. Kurban olduğum Allah bizleri hayırlısıyla. Benim videom buraya kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videomda inşallah görüşmek üzere.
Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı Ramazanlar. Bay bay. Onu ben koyacağım.